Etimadan herkese merhabalar. Sizler için 9. sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. yazılı soru çözümleri yapacağız. Bakalım yazılıya ne kadar hazırız? Eksiklerimiz var mı, yok mu? Bunları görmüş olacaksınız karşınıza gelebilecek en muhtemel sorulardan oluşan bir yazılı derledik. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda 1 bölü 2 üzeri 3x artı 4 küçüktür. 1 bölü 2 üzeri 4x eksi 2 eşitsizliğinin gerçek sayılardaki çözümünü bulunuz diyor. Şimdi tabanımız şu tabanımız 0 ile 1 arasında olduğu için 3x artı 4 4x eksi 2'den daha büyük olmalı. Yazalım 3x artı 4 büyüktür 4x eksi 2. Eğer sayımız şu tabanımız birden büyük olsaydı normal olarak alacaktık. Şimdi 3x'i karşıya atıyorum. Eksi 3x olarak burada x kaldı. Eksi 2'yi de bu tarafa aldım. 6 kaldı. O zaman x 6'dan küçük sayılar. O zaman çözüm kümemiz 6'dan küçük sayılar. Yani eksi sonsuzdan 6'ya kadar olan sayılar. Gelelim B şıkkına. 8x üzeri 8 üzeri x eksi 2 sayısı 2 üzeri 2 x eksi 5 sayısının 4 katına eşit olduğuna göre x sayısı kaçtır? Yazalım 8 üzeri x eksi 2 4 katıymış 2 üzeri 2 x eksi 5. Şimdi 8 2'nin 3. kuvveti olduğu için 3 ile genişletiyorum 3 x eksi 6 yazdım. Şimdi bu da 2'nin 2. kuvveti üstleri toplanır 2 üzeri 2'ydi şurası 2x eksi 5 ile 2'yi toplarsak 2x eksi 3. Şimdi tabanlar eşit olduğu için üsleri de eşit diyebilirsiniz. Eşit dedik. Burada 2x bu tarafa aldım x kaldı. Eksi 6'yı artı 6 olarak atarsanız 3 kalacağı için x eşittir 3 oluyor. Geldik ikinci soruya köklü ifadelerle ilgili iki tane sorumuz var. İşlemin sonucu kaçtır? Biliyorsunuz köklü ifadeler eşleniği ile çarpılır. Burasını kök 5 eksi 2 ile burayı da eşleniği olan 2 artı kök 5 ile çarpıyoruz. Çarpalım kök 5 eksi 2 bölü Eşlenik köklü ifadeler çarpılırken sayıların kareleri çıkarılır birbirinden. Kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4. Eksi yukarısı 2 artı kök 5 bölü 2'nin e, karesi 4 kök 5'in karesi 5 arkadaşlar e, payımız kök 5 eksi 2 oldu. Paydamız zaten 1 şurası eksi 1 oldu dolayısıyla bu eksi 1 şu aradaki işareti artıya çevirir yani 2 artı kök 5'e dönüştü 2'ler gitti. Cevabımız 2 kök 5 olacak. Geldik e, B şıkkına eşitsiz eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diyor bize burada. Şimdi ikisi de 3'ün kuvvetleri zaten biliyorsunuz. Burası 3'ün 3. kuvveti. Yazayım 3 üzeri 3 ile çarpıyorum üstünü. 6 eksi 3x bölü 2 yazıyorum. Neden? Çünkü kökün derecesi 2. Eşittir. 9 da 3'ün karesi olduğu için Üstünü 2 ile çarpıyorum. 2x artı 6 bölü 3 yazıyorum. Neden? Kökün derecesi 3. Şimdi tabanlar eşit ise üstleri de eşit deriz. 6 eksi 3x bölü 2 eşittir. 2x artı 6 bölü 3. İşler dışlar yapalım. 2 ile çarp 4x artı 12 18 eksi 9x'e eşit. Eksi 9 x'i buraya alıyorum. 4 x daha 13 x. 12'yi karşıya attım. 6 kaldı. Her tarafı 13'e bölünce x eşittir. 6 bölü 13 oluyor. Geldik 3. soruya. Eşit güçte 6 makinenin 4 saat çalışarak 8 günde yaptığı bir iş. Hemen yazalım. 6 makina 4 saat çalışarak 8 günde yaptığı A işi diyelim. Önceki makinelerle aynı kapasiteye sahip 4 makine 12 günde çalışarak kaç günde yapar? Yine A işimiz var arkadaşlar. Kaç saatte yapar diyor. Ha 12 saat çalışarak orayı düzeltelim. Şöyle kaç günde yapar? 12 saat kaç günde yapar A işini yine? Şimdi burada bileşik orantılarda işi paya yazıyoruz. Yani A işini paya yazıyoruz. Yanındakileri şunları çarpıyoruz paydada. 6, 4, 8. Yine aynı şekilde A bölü 4, 12, X. İşler işler yapacağız ama paydalarımız gider. Paydalarımız gider. Buralarda 1 kalıyor zaten. Çarpınca 4 çarpı 12 çarpı x eşittir. 6 çarpı 4 çarpı 8. Çarpmayı sadeleştirin. Bakın 4'ler gidiyor. 12'yi 6 ile sadeleştiriyorum burada. 2 kaldı. 2'yi de, de 8'i sadeleştiriyorum. x eşittir. 4 gün olacak. Evet bunu da bu şekilde çözdük. Geldik 4. soruya. x sayısı y artı 1 ile doğru. z eksi 3 ile ters orantılıdır. O zaman yazalım. x sayısı y artı 1'i paya yazıyoruz. Z eksi 3'ü paydaya yazıyoruz. Çünkü ters orantılı. Çarpı k diyoruz. K bizim orantı sabitimiz. X2 Z5 Y eksi 5 olduğunda göre Y5 Z2 iken X kaçtır? Şimdi bunları kullanalım. Yani şu sayıları getirelim. Burada kullanalım. X2 yazıyorum. Y'ye eksi 5 yazıyorum. Artı 1 var. Eksi 4. Z'ye de 5 yazdım. 3 çıkardım. 2 çarpı K. İşler işler yaptık. Buradan eksi 4 K eşittir 4'ten Her tarafı eksi 4'e bölünce K eşittir eksi 1 çıktı. Şimdi bunları kullanalım. Aynı denklemde. X'i soruyor. X eşittir. E, y 5 yazıyorum. 5 1 daha 6 bölü Z 2 yazıyorum. E, 2 eksi 3 eksi 1 çarpı z e, k da eksi 1'di. O zaman eksi 6 çarpı eksi 1 cevap artı 6 olacak. Evet geldik 5. soruya. Sinan 240 sayfalık bir kitabın 1. gün 1 bölü 6'sını, 2. gün 1 bölü 5'ini, 3. gün 1 bölü 4'ünü okuyor. Buna göre Sinan okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Şimdi 240'ın önce 1 bölü 6'sını bulalım. 6'ya böldüm. 40 sayfa buradan gitti. Sonra 240'ın kalanın demiyor. Sonra 1 bölü 5'ini buluyoruz. 5'e bölelim 240'ı. Bu da 48 sayfa yapacak. Sonra 240'ın bir de 1 bölü 4'ünü buluyoruz. Sadeleştirelim. Bu da 60 sayfa yapacak. Toplayalım. Kaç sayfa yaptı? 148 sayfayı okudu. 240'dan çıkaralım. 240'dan 148'i çıkaralım arkadaşlar. 2, 9, 92 sayfa kalıyor. Evet geldik 6. soruya. Ebru'nun yaşı Gamze'nin yaşının 2 katından 4 fazladır. Şimdi yaş sorularını çözerken kişilerin baş harflerini kullanalım yazalım. Gerisi kolay zaten. Şimdi 2 katından 4 fazlaydı. O zaman Gamze X dersek Ebru 2X artı 4. 8 yıl önceki. 8 yıl önce o zaman 8 çıkaralım. 8 çıkarırsak arkadaşlar 2X artı 4 eksi 8 yazalım. X eksi 8 yazalım. Yaşları farkı 16 olduğuna göre. O zaman 2X şurası 2X eksi 4 yapıyor. Eksi şunu çıkarıyorum. Çıkardığım için paranteze aldım. 16 yazıyorum. Buradan parantez açıyorum. 2x eksi 4. Eksi x artı 8 eşittir 16. x artı 4 oldu mu? Evet. Eşittir 16. 4'ü karşıya attık. x eşittir 12. Ebru'nun şimdiki yaşını soruyordu. Ebru nerede? 2x artı 4'tü. O zaman Ebru x yerine 12 yazıyorum. 2 çarpı 12 artı 4. 2 çarpı 12, 24. 4 daha 28 yaşında olacak. Geldik 7. soruya. E, yüzdelerle ilgili bir sorumuz var. Bir lastik çekildiğinde boyu %80 artmaktadır. Şimdi lastiğin çekilmeden önceki boyuna x diyoruz. Önce bu çekilince diyoruz. Bu da %80 arttığı için 180x diyeceksiniz. Çekil haldeyken boyu 108 santimetre olan lastiğin bırakıldıktan sonra boyu kaç santimetre olur? O zaman şöyle yapacaksınız. 180x eşittir. E, 108 yazıyoruz. Her iki tarafı bakalım kaça bölelim? 9'a bir bölelim. 9'a böldüm 20. 108'i 9'a bölsek kaç kere var? E, bakalım. 12 defa var. Evet. Sonra 2'ye bölüyordum. 10x eşittir. 6 çıktı. 10 xi 6 bulduk. Ee, bize bırakıldıktan sonra yani çekilmeden önceki boyunu soruyor. 100x'i soruyor. 10x'imiz 6 ise 100x'imiz 10 katı olacak değil mi? 10 çarpı 6'dan 60 santimetre olmalı. Geldik arkadaşlar karışımlarla ilgili bir soruya tuz oranı %20 olan 440 gram tuzu su ile tuz oranı %40 olan 360 gram tuzu su karıştırılıyor. Daha sonra elde edilen karışımdan 168 gram su buharlaştırılıp aynı miktarda tuz ilave ediliyor. Buna göre karışımda son durumda tuz oranı yüzde kaç olur diyor. Şimdi birkaç yöntemimiz var ama en basit yöntem biliyorsunuz. Kütle çarpı yüzde M1V1 artı M2V2 Çarpı e, eşittir. E, kütlelerin toplamı m1 artı m2 çarpı son yüzdemiz yapıyoruz. Bunu kullanabiliriz. Yapalım bunu. Şimdi yüzdemiz 20 miktarımız 440. 440 çarpı 20 artı ikinci durumda 360 çarpı 40 artı Ha, artı demiyor, Çıkarıldığı için su. Gerçi bir şey etkilemiyor sonuçta suyun içindeki tuz yüzde sıfır olduğu için. 168 çarpı tuz yüzde sıfır olduğu için. Artı. Sonra bunun yerine aynı miktarda tuz katıyoruz. Tuzun yüzdesi yüzde yüz. Eşittir. Sonra ne yapılıyor arkadaşlar? Bu 168'ler önemli değil zaten. Şuradaki miktara bakalım. 440 buradan. 360 buradan. Kaç yapıyor? 800. 800 çarpı x yazıyoruz. Sonra şu zaten 0 gitti. Buradan her birinden ikişer 0 sadeleştiriyorum. Şuradan ikişer 0 gitti. Şuradan da her birinde çarpım durumda olduğu için yapabilirsiniz. Çarpım durumda olduğu için yapabiliyoruz. Çarpmayı in sakın. Daha devam edelim. Hatta şöyle daha temiz yere yazayım. Burada 44 çarpı 2 kaldı. Artı 36 çarpı 4 kaldı artı 168'imiz var. 8 çarpı x. Şimdi her birinin aralarında artı var. Her biri de arkadaşlar sanırım sadeleşiyor. Burayı 4'e bölüyorum 2. 168'i 4'e bölüyorum 42. 4'e böldüm gitti. 4'e böldüm 11. Sonra her birini 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm gitti. 2'ye böldüm burada 21 kaldı. 2'ye böldüm 18 kaldı gitti. Ne kaldı? 11'imiz kaldı. Şurada 18'imiz var. Şurada da 21'imiz var. Toplayalım bunları arkadaşlar. Ee, şurası 29 30 50 yapıyor. X ne oldu arkadaşlar? %50'lik bir karışım olmuş oluyor. Geldik 9. soruya. Sadık bir işin 3 bölü 4'ünü 27 günde Selçuk aynı işin 2 bölü 5'ini 6 günde yapmaktadır. Sadık 6 gün, Selçuk 5 gün çalışırsa işin kaçta kaçı biter. Şimdi 3 bölü 4'ünü 27 günde yapıyor değil mi? O zaman 3 birimini 27 günde yapıyor. 1 birimini 9 günde yapacak. Peki 4 birimini 36 günde yapar. Demek ki Sadık bu işi 36 günde yapıyor. Selçuk ise 2 birimini 6 günde yapıyor. O zaman 1 bir birimini 3 günde yapar. 5 birimini 5 kere 3 15 günde yapar. Selçuk bir işi 15 günde yapıyor. Şimdi sağda 6 gün çalıştıralım. 6 bölü 36'nı bitirir. Artı Selçuk da 5 gün çalışıyor. 5 bölü 15'ini bitirir. Şimdi payda eşitlemeden önce sadeleştirmeler var. Bunları bir yapalım. 6'ya böldüm 1 bölü 6. 5'e böldüm 1 bölü 3. Şimdi 2 ile çarpalım payda eşitleyelim. Buradan 1 artı 2 bölü 6. Bu da 1 bölü 2 kalıyor. İşin kaçta kaçı biter? 1 bölü 2'si biter. Yani %50'si bitmiş oluyor. Geldik 10. ve son soruya. A ve B noktalarından iki araç aynı anda karşılık olarak hareket edip C noktasında karşılaşıyorlar. B'den hareket eden araç karşılaşma gerçekleştikten 9 saat sonra A'ya ulaşıyor. Buna göre A ve B arası kaç kilometredir diyor. Şimdi B'den hareket eden araç şuradan şuraya 9 saatte geliyor. O zaman 9 saatte buraya geldiğine göre 40 ile geliyor. 9 çarpı 40. Şurası ne yapıyor? 360 kilometre yapıyor. Sonra bu 120 ile 360 kilometre gittiğine göre buradan buraya 360'ı 120'ye böldüm. 3 saatte geldi. O zaman şurasını 3 saatte geldi. Peki bu da buradan buraya karşılaşmaları için 3 saatte gelmeli. Bu mesafeyi buluyorum. 3 çarpı 40'tan burası da 120 kilometre. A ile B arası kaç kilometre oldu? A ile C arası 360. B ile C arası, B ile C arası da 120 topladık. 480 kilometre olmuş olur. Evet yazılımızı bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.